İşte şimdi biz parite istasyonuna böyle bir mesaj bırakıyoruz. Bu bir çeşit açıklama, bir açık mektup, bir dilekçedir. Ama konumuzda asıl mesele bu değil. Biz ne yaptığımızın, ne kadar ağır bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Biz insanlığa tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir hizmet etme şansı bulduğumuza, tarihin böyle eşsiz bir fırsat verdiğine de inanıyor, bunun önemini anlamış bulunuyoruz. Bununla beraber görev sorumluluğunu, disiplini, bağlılık, borçluluk duygusunu bir yana bırakmak bizi çok üzüyor. Gelenekleri, yasaları ve toplumun ahlak kurallarını çiğner duruma düşmek ve bu duyguyu yenmek hiç de kolay olmadı. Ortak yönetim merkezinin yöneticilerine genel olarak dünyalılardan hiç kimseye haber vermeden bu konuda hiç kimseyle razılaşmadan ayrılıyoruz. Bundan yeryüzündeki sosyal hayat kurallarını küçümsediğimiz anlamını çıkarmayın. Biz buna mecburduk. Düşünün ki bir hokey maçında bile bir gol atıldığında bunu bir siyasi zafer gibi gören ve bundan kendi sosyal düzenlerinin üstünlüğü sonucunu çıkaran güçler harekete geçtiği zaman ne çelişkilerin, kıskançlıkların ortaya çıkacağını, çekinmemezlik ve çekişmelerin olacağını çok iyi biliyorduk gezegenimizin gerçeklerini maalesef çok iyi biliyoruz. Dünya dışı bir uygarlıkla ilişki kurulduğu zaman bunun yeryüzünde yaşayan insanlar arasında yeni bir iç savaş, yeni bir geçimsizlik sebebi olmayacağını kim iddia edebilir? Yeryüzünde siyasi çatışmalardan uzak kalmak çok zor. Belki imkansız bir şey. Ama uzun zamandan beri günlerce, haftalarca gezegenimizden uzakta yaşadıktan ve yerküreği bir otomobil tekerleği kadar küçülmüş haliyle seyrettikten sonra şu kanıya vardık ki toplumları öfke ve umutsuzluğa sürükleyen, bazı ülkeleri atom bombasına sarılma durumuna getiren son yılların enerji bunalımı aslında büyük çapta bir teknik meseledir ve ülkelerin birbirleriyle anlaşıp uzlaşmalarından daha önemli değildir. Bu durumu görüp anlamak bize üzüntü veriyor. Dünyaların zaten zor olan durumlarını daha da karışık bir hale sokmaktan çekindiğimiz için bu misli görünmemiş sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bütün insanlık adına dünya dışında uygarlık kuranların karşısına çıkacağız. Gönüllü olarak üstlendiğimiz bu görevi inançla ve layıkı ile yerine getireceğimize güvenimiz tamdır. Şimdi son sözlerimize sıra geldi. Bütün bu düşünceler, kuşkular ve tereddütler sırasında üzerinde en çok durduğumuz mesele şu oldu. Demiyorik projesinin bizim yüzümüzden bir zarara, başarısızlığa uğraması ihtimali. İnsanlığın co-kozmik tarihinde bu en büyük, bu dev projesi ülkelerimiz arasında uzun uzun görüşmeler, azalıp çoğalan işbirliği ve büyük çabaların bir meyvasıdır. Sonunda mantığın galip gelerek ve karşılıklı güvensizlik giderilerek başarılmış çok yüce bir programdır. Yetenek ve gücümüzün el verdiği ölçüde hizmet etmeye çalıştığımız bu programın yukarıda belirttiğimiz aksama tehlikelerine uğramaması için pariteden tekrar dönmek üzere ayrılmaya, dönüşte orman göğsüne yaptığımız gezinin sonuçlarını insanlığa duyurmak görevimize devam etmeye karar verdik.'' Eğer gidip de gelemezsek, yitip gidersek ya da program yöneticileri görevi sürdürmemize uygun görmezlerse yerimize başkalarını bulmaları zor olmayacaktır. Bu görevi en az bizim kadar iyi yapabilecek gençler çoktur. Biz bir meçhule doğru yola çıkıyoruz. Bizi oraya çeken şey bilgiye susamışlık, insanoğlunun başka dünyalarda kendisi gibi akıllı yaratıklar bulunca mantığı mantıkla birleştirme konusundaki arzu ve hayaliydi. Bununla beraber bizim başka bir dünyanın uygarlığı ile ilişki kurmamızın iyilik mi yoksa kötülük mü getireceğini kimse bilemez. Biz bu konuda tam tarafsız, objektif bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu keşfimizde yer küre için tehlikeli, yıkıcı olacak bir şey ya da durum hissedersek bu tehlikeyi önlemek için kendi hayatımıza son vermeye de andeçtik. Son bir söz daha. Size veda ediyoruz. İstasyonun penceresinden bakıyor, uzayın karanlık denizinde pırlanta gibi parlayan dünyayı görüyoruz. Dünya güzel, masmavi, ışıl ışıl, harikulade. Yeni doğmuş bir bebeğin başı gibi de nazik görünüyor. Buradan insanları aralarında iken hissetmemiş olsak bile şimdi kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve onlarsız bir hayatı düşünmeye cesaret edemiyoruz. Yer yuvarlağına elveda diyoruz. Birkaç saat sonra tramplen yörüngesinden ayrılacağız ve yer küre görünmez olacak. Başka gezegenlerden gelenler, orman göğsülüler yola çoktan çıktılar bile. Bizim yörüngemize yaklaşıyorlar ve yakında burada olacaklar. Çok az bir zaman kaldı. Onları bekliyoruz. Bir de şunu ilave ediyoruz. Ailelerimize yazdığımız mektupları da bırakıyoruz buraya. Bu meseleyle meşgul olacaklardan onlara adreslerine göndermelerini rica ediyoruz. Not Paritede bizim yerimizi alacak olanların bilgisine, seyir defterine uzaylılarla bağlantı kurduğumuz telsiz kanal ve frekanslarını yazdık. Gerekirse sizi aynı kanaldan arayarak izlenimlerimizi bildireceğiz. Orman göğüslerle yaptığımız görüşmelerden anladığımıza göre onlarla bağlantı ancak yörünge istasyonundaki telsiz alıcılarıyla kurulabiliyor. Doğrudan doğruya dünyaya gönderdikleri sinyaller, yer kürenin çevresinde aşılmaz bir engel oluşturan güçlü iyon kuşağı yüzünden oraya ulaşamıyor. Hepsi bu kadar. Elveda. Vakit geldi. Bu metin İngilizce ve Rusça olmak üzere iki dille yazılmıştır. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 2-1, Parite Yörünge İstasyonu, 3. Ekip, 94. Gün Belirtilen günde uzak doğu boylamlarında saat 11'de konvansiyon uçak gemisine 5 dakika ara ile 2 tepkili uçak indi. Uçaklar Amerikan ve Sovyet tarafının özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini getiriyorlardı. Tarafların komisyon üyeleri protokole uygun bir törenle karşılandı. Kendilerine öğle yemeğinin saat yarımda verileceği bildirildi. Yemekten sonra yörünge istasyonu paritede meydana gelen olağanüstü olayla ilgili olarak toplantı odasında gizli görüşmeler yapılacaktı. Fakat gizli görüşme başlar başlamaz kesildi. Çünkü denetim için yörünge istasyonuna gönderilen iki uzay adamı istasyonu terk etmiş olan 1-2 ve 2-1 numaralı kozmonotların komşu galaksideki orman göğüsü gezegeninden gönderdikleri ilk bilgileri konvansiyondaki yönetim merkezine iletiyorlardı. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi, sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorlarsa bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Kim ne dersi desin, Naymanların ata mezarlığı ana beyit hemen şuracıkta bir yer değildi. Sarı özek bozkırında kestirmeden dost doğru giderseniz 30 kilometre uzaklıktaydı. Boranlı Yedigey o gün erkenden kalktı. Aslında doğru dürüst yatmamış, sabaha karşı biraz kestirmişti. Çünkü merhum kazan kapı yıkayıp temizleyerek gömülmeye hazır hale getirmişti. Adetlere göre bu iş, ölünün gömleceği gün cenaze namazı kılınmadan önce yapılırdı. Ama sabahleyin erkenden yola koyulacakları için Yedigey bu işi geceleyin yapmıştı. Hemen hemen tek başına yapmıştı bu işi. Uzun Adil Bay sadece sıcak su getirmiş, ölüden ürktüğü için ondan biraz uzak durmuştu. Yedigey de bunu anlamamazlıktan gelerek, ''Bak Adil Bay, demişti, ''Bu işi nasıl yaptığımı öğren. Ölüm kalın dünyası bu.'' bir gün gerekebilir. Çünkü her doğan insan bir gün gelir ölür. Tabii anlıyorum diye kekeledi Adil Bay. Diyelim ki yarın ben de öldüm. Hangi tanrı kulu beni adetleri göre temizleyip kefenleyecek? Yoksa hiçbir şey yapmadan önünüze çıkan bir çukura öylece gömecek misiniz? Adil Bay mahcup oldu. Aydınlatmak için tuttuğu lambayı ölüye daha da yaklaştırarak karşılık verdi. Bu nasıl söz siz de olmazsanız biz ne yaparız buralarda? Daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz uzun olsun. Çukur da varsın beklesin. Ölüyü temizleme işi bir buçuk kadar saat sürdü. Ama Yedigen yaptığı işten memnundu. Merhumu usul ve kaidesine göre iyice yıkamış, kollarını bacaklarını düzeltmişti. Keten beze acımadan geniş bir kefen biçti ve kazan kapı bu kefenle iyice sarıp sarmaladı. İşin her safhasını Adil Bay'a gösteriyor. O da bu işlerin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Yedigey ölüyü hazırladıktan sonra sıra kendisine kendisine de bir çeki düzen vermeye geldi. Elini yüzünü tertemiz yıkadı. Özenle tıraş oldu. Bıyıklarını düzeltti. Kaşları gibi bıyıklarda gürdü ama kırlaşmaya başlamıştı. Yaşlanmıştı artık. Bundan sonra savaş madalyalarını, kahramanlık şeritlerini ve emek kahramanları nişanlarını çıkarıp ceketin göğsüne iliştirdi. Şimdi sabahleyin yapılacak cenaze töreni için hazırdı. O gece böyle geçti. Boranlı Yedigey bütün bu işleri kolayca, sessizce bitirivermesine kendisi de şaşıp kalmıştı. Ona daha önce bu üzücü görevi huzur içinde yerine getireceğini söyleseler inanmazdı. Demek ki alnına böyle yazılmıştı. Kazan kapı defnetmek onun kaderiydi. Ona verilmişti bu görev. Ya böyleydi işte. Kumbel istasyonunda onunla ilk defa karşılaştıkları zaman sonunun böyle biteceğini kim bilebilirdi? 7G 1944 sonlarında sakatlanıp bir beyin sarsıntısı geçirince onu ordudan terhis etmişlerdi. Dıştan bakınca eli ayağı yerinde sağlam bir insandı. Başı da sağlam görünüyordu ama pek eskisi gibi durmuyordu yerinde. Kulakları vınlıyordu. Sanki dinmek bilmeyen bir yel esiyordu kulaklarında. Birkaç adım atınca sendeliyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Durmadan da terliyordu. Bazen soğuk, bazen yakıcı bir ter kaplıyordu vücudunu. Bazen dili de tutuluyor ve bir çift sözü güçlüksüz söyleyebiliyordu. Yanı başında patlayan bir Alman bombasının şoku pek fena etmişti onu. Öldürmesine öldürmemişti ama işte bu halde bırakmıştı. Görünüşte genç ve güçlüydü ama o durumda Aral kıyısındaki köyüne dönünce ne yapacak, ne iş tutacaktı? Yine de şanslı sayılırdı. İyi bir doktor çıkmıştı karşısına. Aslında bu doktor onu tedavi etmemiş, sadece bir güzel muayene etmişti. Şimdi gözünün önünde getiriyordu doktoru. Sağlam yapılı, kızıl saçlı, uzun burunlu ve aydın bakışlıydı. Üzerinde beyaz gömlek, başında hekim şapkası vardı. O güleç yüzlü doktorun omuzlarını tapışlayarak söylediklerini dünmüş gibi hatırlıyordu. ''Bak kardeş'' demişti. ''Savaşın bitmesinde pek az bir şey kalmasaydı seni hemen birliğine yollardım. Savaşmaya devam ederdin. Ama artık zaferi sensiz de kazanırlar. Sakın aklına fena şeyler getirme.'' En çok bir yıl sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Eskisi gibi sapasağlam ve deve gibi güçlü olacaksın. Bir gün bu sözlerimi hatırlayıp bana hak vereceksin. Sen şimdi ata baba yurduna dön. Sakın canını sıkma. Senin gibiler daha yüz yıl yaşarlar. O kızı saçlı hekimin dediği gibi oldu. Ama bir yıl Dile kolay. Sırtında eski püskü kaputu, omuzunda yol torbası ve ne olur o, ne olmaz diye verilen koltuk değneğiyle hastaneden çıktığı zaman kendisini gür gibi bir ormanı düşmüş gibi hissetti. Beyni çınlıyor, gözleri kararıyor, bacakları titriyordu. İstasyonda trenlerde itiş kakış bir kalabalık vardı. En güçlüler yollarındakini itip öne çık çıkıyor, ötekiler peronda kalıyordu.'' Sonunda o da bir vagonun sağlığına çıkabildi ve oyalana oyalana giden tren bir ay sonra bir gece Aral istasyonda verdi. Neşeli 507 idi bu trenin adı. Böyle ün yapan ve o sözde şanlı treni Allah kimseyi düşürmesin. O zamanlar bu trene binebilmiş olmasına da şükür ediyordu. Vagondan bir dağdan iner gibi güçlükle inmiş, karanlığın ortasında kala kalmıştı. İstasyonun penceresinden sızan hafif ışığı saymazsak her yer zifiri karanlıktı ve göz gözü görmüyordu. Aral denizinden bir rüzgar esiyordu ve onu karşıyanda çok iyi bildiği, sevdiği bir bu rüzgar olmuştu. Aral'ın dalgalar da yüzüne çarpıyordu sanki. O zamanlar deniz istasyonunun hemen yakınındaydı ve dalgaları bazen demir yoluna kadar gelirdi. Oysa bugün istasyondan dürbünle bakınca bile zor görüyorsun Aral'ı. Birden nefesi kesildi. Aralın ötelerinden esen rüzgar, uyanmakta olan baharın, pelinlerin belli belirsiz kehremsi kokuları getiriyordu. Oh, yurdundaydı çok şükür. Yedigey istasyonu deniz kıyısındaki bu kasabanın eğri büyürü sokaklarını çok iyi biliyordu. O geceyi geçirmek için eski dostlarından birinin evine doğru yürüdü. Ayakkabıları yapışkan çamura dalıp dalıp çıkıyordu. Ertesi gün epeyce uzakta olan kendi köyüne, yani bir balıkçı köyü olan Can diye gidecekti. Ama hiç farkında olmadan kıyıya giden yolu tutmuştu ve bunu ancak oraya yaklaşınca anladı. Dayanamayıp suya iyice yaklaşmak için dalgaların ıslattığı kumsalda yürüdü. Kıyıya gelmişti. Gecenin karanlık örtüsü suları kaplamıştı ama uğuldayan, kabarıp alçalan dalgaların belli belirsiz yansımasından yerli yerinde durduğu anlaşılıyordu. Şafak söküyor, bulutların ardından kendini göstermeye başlayan ay da beyaz bir leke gibi görünüyordu. Yedigey ve Aral nihayet kavuşmuşlardı birbirlerine. "Merhaba Aral," diye fısıldadı. Sonra bir taşın üzerinde oturdu. Doktorlar hastalığı süresince sigara içmesini yasakladıkları halde bir sigara çıkarıp yaktı. Heyecanlıydı çünkü. Sonraları bu kötü alışkanlıktan tamamen kurtulacaktı. Ama şimdi yarının ne olacağını bile bilmediğine göre bir sigara içmiş ya da içmemişini fark ederdi. Balığa çıkmak için eli de beli de güçlü olmalıydı. En önemlisi başı da sağlam olmalıydı ki deniz tutmasın. Savaştan önce usta bir balıkçıydı. Ya şimdi? Sakat desen sakat değildi ama sağlam da değildi. Balıkçılık hiç şüphesiz her şeyden önce sağlam kafa gerektirirdi. Yedigey oturduğu taşın üzerinden kalkmak istediği sırada kıyıda oraya buraya koşan bir beyaz köpek ilişti gözüne. Köpek arada bir durup ıslak kumları kokluyordu. Yedigey hayvana seslenip çağırdı. Köpek korkmadan yanına gelip durdu. Kuyruğunu sallayarak ve gözün onu dikerek bekledi. Yedigey onun kıllı boynunu okşayarak konuşmaya başladı. Nereden geliyorsun? Sahibin yok mu? Adın ne senin? Arslan mı? Yolbars mı? Börü basar mı? Ha anladım. Balık aramaya geldim buraya. Aferin sana aferin. Ama dalgalar her zaman yara ölü balıkları ayaklarının dibine atmaz. Koşmaktan başka çaren yok. Hadi koş bakalım. Zaten çok koştuğun için bu kadar zayıfsın değil mi? Bense dostum eve dönüyorum. Ta Königsberg yakınlarındaydım. Şehre girmeme pek az kalmıştı. Hemen yanı başıma bir düşman bombası düştü. Az daha ölüyordum. Ama ölmedim işte. Kader kısmet kurtardı. Şimdi de ne olacağını, ne yapacağımı düşünüyorum. Niye öyle bakıyorsun bana? Sana verebileceğim şey yok. Madalyalarım, nişanlarım var yalnız. Savaş hali bu dostum. Her yerde açılık var. Ha dur hele. Biraz şeker olacak. Oğlumu almıştım. Oğlum şimdi yürümeye, koşmaya başlamıştır bile. Yedigey hiç üşenmeden yarısı boş asker torbasını açtı. Torbada gazete kağıdına sarılmış bir avuç akide şekeri, geçtiği istasyonların birinde kara borsadan karısı için aldığı bir yazma ile iki parça sabun vardı. Ayrıca bir çift asker çamaşırı, bir kemer, bir kep, bir gömlek, bir pantolon bulunuyordu. Hepsi bu kadardı işte. Köpek yedigeyin avucundaki bir şekeri diliyle aldı. Katır kutur çiğneyerek yuttu. Sonra da minnetle ve umutla parlayan gözlerini yedigey dikerek kuyruğunu sallamaya başladı. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Yedigey ayağa kalktı. Kıyı boyunca yürümeye başladı. Az sonra güneş doğacağına göre buradaki dostlarını hiç rahatsız etmeden ve daha fazla gecikmeden kendi köyü can geldiği ulaşmaya çalışsa çok daha iyi olurdu. Kıyı boyunca durmadan yürüyerek ancak öğle üzeri varabildi can gel diye. Oysa sakatlanmadan önce bu yolu iki saatten az bir zamanda alırdı. Köye geldiği zaman duyduğu korkunç haber yıldırım gibi çarptı onu. Oğlu çoktan ölmüştü. Yedigey askere giderken çocuk henüz altı aylık idi. Kaderi böyleymiş yavrucağın. Kızamığa yakalanmış, şiddetli ateşe dayanamamış ve daha bir yaşına bile ulaşmadan on bir aylık iken ölmüş.'' babasına oğlunun öldüğünü yazmaya cesaret edememişler. Hem sonra nereye yazacaklar? Niçin yazacaklardı? Savaşın acıları sıkıntılar içinde onu bir de ölüm haberiyle sarsmak neye yarardı? Sağ kalır da dönerse oğlunun öldüğünü öğrenirdi. Elbette çok üzülür, yüreği parçalanırdı ama sonunda yatışır, alışır ve belki unuturdu. Okubalaya kocasına acı haberi duyurmamasını tavsiye eden akrabalarının görüşü böyleydi. Daha gençsiniz. Hele savaş bitsin. Allah da isterse başka çocuklarınız olur. Bir dal kırılmış ne çıkar? Yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın diyorlardı. Herkesin aklından geçirdiği ama söylemeye cesaret edemediği bir şey daha vardı. Savaş hali bu. Bakarsın vurulup ölür. Hiç olmazsa dünyayı terk etmeden önce bir oğul bıraktığını, soyunun devam edeceğini bilir de göz açık gitmez diye düşünüyorlardı. Ukubala çocuğun ölümünden yalnız kendisini suçlu buluyordu. Eve dönen kocasının kucağına atılırken acı gözyaşlar dökerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Zaten hem umutla hem de çocuğun ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için dayanılmaz acılarla beklemişti o anı. Hıçkırıklar ve gözyaşlar arasında dövne dövne anlatmıştı. Kızamık olmuş, tehlikeli bir hastalıktır. ''Deve tüyünden battaniyeye sar, iyice ısınsın, terlesin, ışı, ışıksız bir odaya yatır, serin sular içir.'' demişlerdi köyün yaşlı kadınları. ''Sen böyle yap, sonrası Allah kerim.'' demişlerdi. Ama o talihsiz bunları dinlememişti. Komşunun at arabasını almış, çocuğu Aral istasyondaki kadın doktoru götürmüştü. Sarsıla sarsıla giden arabada, o çukur çarık yollarda yanmış kül olmuştu yavrucak. İstasyona vardığı zaman çok geçti. Çocuk yolda ölmüştü. Doktor da ninelerin sözlerini dinleseydin çocuk kurtulurdu diye onu suçlamıştı.